Ülker'e bakalım. Son dönemde aşırı satış yiyen kağıtlardan bir tanesi oldu ve birçok yatırımcısını hala üzüyor. Zaten Ülker'in aslında şunu biliyorduk. Belli hedeflere gittikten sonra çok sert satış yiyen kağıtlardan biri. Ama bazıları o kadar sert satışlar yiyor ki hani özellikle mesela Anadolu grubu. Çünkü bunun nedeni de şu. Perakende tarafındaki sert satışlar yabancının yoğun pozisyon aldığı kağıtlardı bunlar. O pozisyonlar yabancı sattıkça buradan çıkıyor hala. Yani yabancı perakende boşaltıyor şu an. Biraz bunun da etkisi var. Ülker'de de böyle bir fütursuz düşüş hareketi geliyoruz ama bunu ben biraz endeksin satışıyla paralel buluyorum. Hani Ülker'deki hikayenin bozulmasından kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Hala Ülker'deki hikayenin devam edeceğini düşünüyorum. Nedeni şu. Ülker'deki hikaye aslında döviz borcunun ya da dövizle birlikteki o denklemin devam etmesi. Yani dövizde büyük bir kopma hareketi olmazsa Ülker'deki hikayenin devam etmesini bekleyebiliriz. O yüzden bence Ülker tarafındaki hikaye evet şu an grafikte bir bozulma görülse de orta uzun vade için hala taşınabilir boyutta. Ha benim gıdadaki favori kısmım hani böyle perakende de bu tarz kağıtlar bir düşen kanal yapıyor bu arada Ülker. O kanalın da dibine geldik yani elde varsa verilecek yer değil. Hatta elde yoksa ufak ufak alınır mı? Alınır. Ama perakende tarafta ilk refleksin Migros olur. Sonra Ülker olur. Small cap'larda zaten hep söylüyorum şey kısmı önemli. Nedir onun adı? Göknur tarafı önemli. Oraya bakarım. Benim perakende gıdadaki aslında favorilerim genel anlamda hiç değişmiyor. Her zaman ilk sırada eğer marketçilik diye ayırmıyorsam Migros 1, Ülker 2 bu denklem hala devam ediyor. BİM konusuna gelirsek BİM'deki marjı bir miktar düşük buluyorum. O yüzden hani BİM de kötü kağıt mı değil. Hani hazır gelmişken sektörü tamamını değerlendireyim. BİM de kötü kağıt değil. Olsa olur ama benim favorim bir Migros 2 Ülker olarak devam ediyor. Ülker kısmında da eğer böyle gıda perakendesi kısmında pozisyon alıyorsak Ülker ilk tercihlerden olabilecek kağıtlardan biri. Dediğim gibi sıralamam Migros Ülker. O ikisinden birini ben olsam elimde tutarım.